Evet, şimdi sevgili gençler, inşallah üniversiteli olduğunuzda ki kaldık YGS, LYS de bunun için güzel bir fırsattı. Değişen şartlara, böyle beklenmedik şeylere ayak uydurma konusunda kendinize alışmanız gerekecek. İş dünyası böyle bir şey, öğrencilik dünyası, üniversitedeki öğrencilik dünyası da böyle bir şey. Şimdi benim yarım saatim var. Ben hani çenesi düşük bir adamım. Öyle olduğu için bakalım yarım saate ne kadar sığdırabileceğim. Bu sebeple de biraz konuşma hızımı dakika başında ağzımdan çıkacak kelime sayısını arttırmaya çalışıyorum. Öncelikle hepinize hoş geldiniz diyorum. Üniversite tercih fuarlarında sanıyorum 5 yıldır, bu 5.'si galiba. Açılış sunumunu daha doğrusu hep ben yapıyorum. Bu sene de gene sizlerle burada bir arada bulunmak fırsatı doğdu. Öncelikle bu tercih döneminin hepiniz için verimli geçmesini temenni ederim. Çok önemli bir süreç içindeyiz. Gerek adaylar, gerek adayların aileleri, çok iyi mesai harcamak ve verimli bir zaman geçirmek durumundasınız. İnanın YGS, LYS'de göstermiş olduğunuz performans, aldığınız puanlar, başarı sıraları kadar bu dönemde göstereceğiniz performans da mutlu bir gelecek için çok çok önemli. Şimdi elimizdeki hani istatistiklerden biraz başlayalım. Neden çok önemli bu tercih dönemi? Çünkü biz Türkiye'de doğru tercih yapamıyoruz. İki tane çok önemli gösterge var bununla ilgili. Bir tanesi üniversite sınavına girenlerin öğrenim durumuyla ilgili bir dağılım. Her sene üniversite sınavına işte 2 milyonun üzerinde kişi giriyor. 2,3 milyon bu sene söyleyebiliriz. Bunların %30'u, yani 600 ile 700 bin arasındaki kişi ya üniversite öğrencisi ya üniversite mezunu. Yani insanlar üniversiteye, yani YGS, LYS'ye girmişler, tercih dönemi geçirmişler, üniversiteyi kazanmışlar, okuyorlar ya da bitirdiler ama kendilerine yeni bir yol arıyorlar. Demek ki girdikleri kulvar, hatta mesafe kat ettikleri kulvardan memnun değiller. Bir, bu çok önemli gösterge, doğru tercihle ilgili sıkıntı yaşadığımız konusunda. İkincisi de hemen soracağım. Geçen sene üniversiteye yerleşen 780 bin kişi vardı. 780 bin kişiden, yani hani siz de tercih yapacaksınız, yerleştirme sonuçları 12 Ağustos'tan önce belli olacak herhalde, 9-10'u gibi belli olacak Ağustos'ta. Geçen sene işte sınavlar açıklandığında yerleştirmeler, sevinen 780 bin kişiden gidip üniversiteye kayıt olmayan, kesin kayıt yaptırmayan kaç kişi vardır biliyor musunuz? Belki takip ettiğiniz çeşitli kaynaklarda. Geçen sene üniversiteyi kazanan 100 bin kişi, 101 bin kişi, açık öğretim yok bunun içinde, gidip üniversiteye kesin kayıt yaptırmadı. Üniversitede olan her 8 kişiden birisi daha sonra gidip kesin kayıt yaptırmıyor. Bunların hepsi doğru tercih yapılmadığı ile ilgili çok büyük bir gösterge tüm devlet kurumları için. Bu işin tepesindeki YÖK de son birkaç yıldır gençler daha bilinçli tercih yapsın diye daha fazla bilgi vermeye çalışıyor gençlere. Kılavuzu fark etmişsinizdir. Kılavuzu indirmeyen yoktur herhalde. Pek çoğunuz kılavuzu indirmemiştir. Kılavuzu bir şekilde alıp da şu anda bir bilgisayar programına dönüştürmüş olan web sitelerinden faydalanıyorsunuzdur. Tercih süzgeci, tercih motoru vesaire diye. Biz de zaten o işlerin yıllardan beri hani belki de öncülüğünü yapan ekibiz. Evet, tercih yazılımları vardır ama kılavuza bakacak olursak, kılavuzda özellikle tablo 4 yıl ve daha uzun süreli lisans programlarını içerir. Tercih yapabileceğiniz 11.266 program orada yer almaktadır. Bu liste tabloda sağ taraflara, yani geçen seneye kıyasla yeni yeni sütunlar eklediler. Geçen sene ilk defa hoca sayılarını, öğretim üyesi sayılarını eklemişlerdi. Bu sene oranın mezunları uzmanlık sınavlarında mezun olduktan sonra ne kadar başarı göstermişler, onu koydular. Onun dışında akredite mi değil mi, yani buradan alınan diploma, daha doğrusu burada yürütülen, o programda yürütülen eğitim, öğretim Türkiye içinde ve yurt dışında ilgili meslek kurumları tarafından ne kadar değerli, kabul ediliyor mu, edilmiyor mu, bunun bilgisini koydular. Bir başka ifadeyle tercihlerle ilgili daha bilinçli tercih yapılsın diye YÖK olabildiğince fazla bilgiyi artık adaylarla paylaşıyor. Bu iş ciddi, önemli bir olay. Çocuk oyuncağı değil, hayatınız geriye getiremediğiniz tek kaynak olan zamanın kıymetini esasında vurgulayan bir çaba içinde. Tabii çok fazla bilgi var. Kılavuza çok fazla bilgiyi koymak da mümkün değil. Onun için şu anda gerçek zamanlı olarak 1221-22 kişi sitede inceleme yapıyor. Görüyorsunuz. YÖK Atlas diye bir çalışma yaptı. 10 Mart'ta bunu açtı. YÖK Atlas'a eğer girmediyseniz, İstanbul'da ilginçtir. Ancak kitlenin %50'si işin farkında. Anadolu'ya gittiğinizde neredeyse %99 oranında bütün adaylar YÖK Atlas'tan haberdar. Çünkü biz çok dolaştık, dolaşıyoruz. YÖK Atlas'a girerseniz geçen sene özellikle
Tercih etmeyi şu anda düşündüğünüz bölümlere yerleşenler hangi profildeymiş onları görebilirsiniz. Güzel bilgiler elde edebilirsiniz. Ben onunla, bununla ilgili çok kısa birkaç bir şey göstereceğim zamanımız kısıtlı olduğundan dolayı. Şimdi tabii onun ötesinde bir şey daha söyleyeceğim. Tercih listemi nasıl oluşturacağım diye kafanızda soru işaretleri var. Bunun teknik detaylarıyla ilgili bilgi vereceğim. Şunu çok net bir şekilde söyleyeyim ki, tercih listesi hazırlamanın matematiksel boyutu, yani mekanik boyutu, bir YGS sorusundan daha zor değildir, gözünüz korkmasın. Bu işin kuralları basittir, nettir ve çok gerçekten anladıktan sonra rahatlıkla yorumlayabileceğiniz, kendi kendinize bu işi kotarabileceğiniz bir konudur. Bundan 10 sene önce esasında biraz zorluk çekiyordum ben gençlere anlatırken ama artık internet var, akıllı telefonlar var. Bazı şeylere alıştık günlük hayatımız içinde. İşte internette müzik dinliyoruz, Spotify ya da alışveriş yapıyoruz işte sanal markete şuraya buraya giriyoruz, sepete atıyoruz. Açıkçası şu anda tercih listesi hazırlamanın da Spotify'da müzik dinleyeceğimiz parçaların listesine, favori listesine atmaktan bir farkı yoktur. Yani işte gireriz, işte ben pop kategorisinden şunları seçerim atarım, rock'tan bunları seçerim atarım, Türkçe pop'tan belki bunları seçerim atarım. Bunlar sanki farklı puan türleridir. Aynı anda TM1 ile TM2'den tercih yapmak gibi. Attıktan sonra da ya ben şunu daha önce dinlemek istiyorum diye birisini üst tarafa çıkartırsınız. Tercih esasında listesi hazırlamak bundan farklı bir şey değildir. İşin bir iki matematiksel boyutu var, onları anlatacağım. Gerisi zaten boş. Eskiden bunları o kadar kolay anlatamıyordum. Favori listesi dinlemek şudur budur üstü al diye ama artık siz zaten her gün her dakika yatak içinde yapıyorsunuz. Ya ben şu parçayı şundan daha önce dinleyeyim falan diye. Olay bu şekliyle ilerliyor. Şimdi eğer daha evvel girmediyseniz biliyorsunuz Türkiye'deki yüksek öğretimi çekip çeviren en üst şemsiye devlet kurumu YÖK'tür, Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu'nun web sitesi yok.gov.tr'dir. Yok.gov.tr'ye girerseniz burada işte bir karusel yapının altında, duyuru alanının altında YÖK program atlasını görürsünüz. YÖK program atlasına tıkladığınızda, buradaki internet biraz yavaş çalışıyor, geldi. Ve buradaki çözünürlük de biraz iyi değil. Evinizdeki bir bilgisayarda yaparsanız çok daha iyi göreceksiniz. Lisans tercih sihirbazı, ön lisans tercih sihirbazı ve başarı sırası atlası diye 3 tane yeni eklenen modül vardır. YÖK Atlas 10 Mart'ta online oldu. LYS'lerin sonuna kadar 1 milyon 300 bin farklı kişi ziyaret etti ve faydalandı. O zamanlar faydalanacağınız modüller aşağıda yer alıyor. Şu anda bunlardan faydalanmanız daha olasıdır. Detaylarına girmeyeceğim, vaktimiz yok. Yalnız şurasının ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlerleyen dakikalarda da ayrıca vurgulayacağım. Mezun başarı sırası atlası. Tıp hedefleyen var mı? Tıp var mı? Tıpçı var mı? Tıp hedefleyen vardır herhalde. Korkmayın, kaldırın ya. Korkacak bir şey yok yani. Birkaç kişi var. Tıp üzerinden gideyim. Yani hukukçu olmak isterseniz ya da herhangi bir alanda tercih yapacaksanız tercih ettiğiniz bölümün mezunları daha sonra ne kadar başarılı olmuş bunları burada görebiliyorsunuz. Mesela tıbba girelim. Tıpta biliyorsunuz tıptan mezun olanlar tıpta uzmanlık sınavı, ihtisaslaşmak için bir sınava girerler. TUS derler. Mesela geçen sene TUS sınavına giren mezunlar dikkate alındığında en başarılı sizce kimdir? Hacettepe midir? Cerrahpaşa mıdır? Geliyor şimdi, sıralayacak. Biraz burada alfabetik sırada. Şimdi başarı sırasına getirecek. Çok şaşıracaksınız. Ya buraya Allah aşkına adam gibi internet bağlı insaniye, tamam mı? Evet, geldi. Arkadaşlar göstereyim size. Geçen sene mezunları TUS sınavında en başarılı olan tıp fakültesi Hitit Fakültesi, Hitit Üniversitesi. Bozok, Hacettepe tıp ondan sonra geliyor. Fatih Üniversitesi 9 Eylül diye gidiyor. Yani mesela okul öncesi öğretmenliği mi tercih edeceksiniz? Girin KPSS 3. KPSS 3 diye burada kategorize edilen şey eğitim bilimlerindeki KPSS sınav başarısıdır. Okul öncesi öğretmenliğinde mezunları KPSS'de en başarılı olanlar kimdir? Mezun başarı atlasında görürsünüz. Arkadaşlar biraz sonra göstereceğim. Unutmayın, yani göstereceğim dediğimi lütfen unutmayın. Zamanımız az olduğu için ben şu sunumuma başlayayım. Zaman az olduğu için başlarken biraz gülelim diye bundan tam 28 sene önce başıma gelen bir gazetede çıkmama sebep olan
olayı paylaşıyordum. Uzun uzun anlatamayacağım ama ben o zamanlar genetik mühendisi olmak istiyordum. Türkiye'de genetik mühendisliği yoktu. Hürriyet'te de birileri benden bir şey sormuştu. Sonra da bu resim basmış. Ben buradan işte buraya geldim. Bir de böyle bir manşet atmışlardı. Pardon, geri mi? İşte böyle bir İnek ırkının istihdamı gönül vermiş genç diye böyle bir şeyimiz var, hikayemiz var. Hep onu anlatarak başlıyordum esasında ama buradan söylemek istediğim bir mesaj var. Çünkü hepiniz bir yerlerde böyle yeni bir meslek, yeni bir kariyer yolu falan arama çabası içindesiniz. Yani ben öyle bir şey olayım ki benim önüme her şey bir anda açılsın diye. Tam 28 sene önce ben genetik mühendisi olmak istiyordum. Boğaziçi'ne girdim mühendisliğe. Mezun oldum 93'te, bir sene hazırlık okudum. Sonra araştırma görevlisi olarak orada başladığımda oranın biyoloji bölümünü moleküler biyoloji ve genetiğe değiştirdiler. Sonra moleküler biyoloji ve genetik biraz popüler oldu. Hala popüler, çok da gözde. Aziz Sancar hocamız bize Nobel kazandırdı bu alanda. Ama şunu söyleyelim ki moleküler biyoloji ve genetik 28 sene sonra bile, birileri bu işi keşfettikten sonra, hala her mezununa Ar-Ge anlamında Türkiye'de yol açabilecek bir alan değil. Yani bazı güzel alanları keşfetmek önemlidir ama Türkiye'de ne kadar zamanda olgunluğa kavuşur? Burada istediğim şekilde gitmek için Türkiye'de kalmam mı gerekir, yurt dışına mı gitmem gerekir? Bunların hepsini iyi bir değerlendirmeniz lazım. Yani yeni bir şeyler keşfediyorsanız çok güzel ama çok iyi değerlendirin. 28 sene önce bir şeyler söyledik. Hala Türkiye'de genetik mühendisliği diye bölüm yok. Şimdi efendim, temenni etmem ki hiç kimse 12 Ağustos öncesinde açıkta kalsın. Ama eğer açıkta kalacak olursanız bir şans var, onu bir göstermek istiyorum. Bu arada 12 Ağustos'u nereden çıkartıyorsun hoca diye söyleyebilirsiniz. Sonuçta ben üniversitede aynı zamanda çalışıyorum. Bir üniversitenin üst düzey yöneticisiyim. YÖK'ten gelen bütün yazışmalar önümüzden geçer. YÖK üniversitede dedi ki size yerleşen öğrencileri bu sene 12 ile 16 Ağustos arasında uzaktan kayıt sistemi, yani e-kayıt sistemiyle kayıt edebilirsiniz. Demek ki 12 Ağustos'tan önce sınavlar sonuçları belli olacak ki biz de üniversite olarak kayıtlarımızı yapmaya başlayabilirim. Demek ki yerleştirme sonuçları 12 Ağustos'tan önce belli olacak. 9, 10, 11 bekliyoruz. Neyse efendim, zaman çizelgesi, bunları yaşadık. 6-20 Ocak'ta ÖSYS'ye başvurduk. YGS, sonuçlar, LYS, LYS, 18 Temmuz'da LYS sonuçları açıklandı, tercih dönemindeyiz. Tercihlerimizi 2 Ağustos'a kadar yapacağız, göndereceğiz. Gönderdikten sonra Ankara'daki bilgisayar çalışacak ve herkesi yerleştirecek. Sonuçlar 12 Ağustos'tan önce açıklanacak. 12 ile 16'sı arasında üniversiteye uzaktan kayıt yapacaksınız. Yok ben yerinde gideceğim, kayıt yapacağım diyorsanız 15 ile 19 arasında olacak. İlk yerleştirmede yerleşemediniz, açıkta kaldınız. Üzülmeyin, ikinci bir şans var. Bu da ek yerleştirme dönemi. Burada Eylül ortası diye yanlış yazmışım. Eylül başı, Ağustos sonu, Eylül başı olacak. Ağustos'un sonuna doğru ek yerleştirme süreci yaşanacak. İlk yerleştirmede boşta kalan kontenjanlar. Geçen sene 35 bin kontenjan boş kalmıştı. Bir de kazananların gidip kesin kayıt yaptırmaması sebebiyle boşa düşen kontenjanlara ilk yerleştirmede açık kalanlar, açıkta kalanlar temenni etmiyoruz. Tekrar başvurup yerleşme şansına sahipler. Yani 101 bin kişi vardı geçen sene. Artı 35 bin kişi de kabaca boş kalmıştı kontenjanlar daha baştan. 140 bin üniversitedeki kontenjana Ağustos sonunda geçen sene tekrar başvurma şansı sahibi oldu. İlk başta yerleşemeyenler. Şimdi tabii bu seri sonu yerleşiyor. Ben öyle ifade ediyorum. Hani sezonda gidersiniz, fiyatı pahalıdır, şudur budur bilmem ne, alamazsınız. Seri sonunda gidip alacağınız zaman bedenini bulamazsınız. Rengi, ya ben işte kırmızı istiyordum da işte pembesi varmış, hadi pembesini alayım dersiniz. Yani biraz hedef küçültürsünüz. Aynı şey burada yerleşemediyseniz burada geçerli olacaktır. Çünkü zaten tercih ettiğiniz yer, eğer puanınız tutsaydı ve yerleşmiş olsaydınız burada yerleşirdiniz. Şöyle bir kural var. Burada kontenjanı dolup da taban puanı oluşan bir bölüm varsa ve sonra gidip birileri orada kesin kayıt yapmadı diye kontenjanlar boşa çıkıyorsa, burada açıkta kalanlar o boşa çıkan kontenjanları tercih ederken oradaki taban puanın üzerinde puana sahip olması gerekiyor. Siz zaten bir yeri tercih edip de burada yerleşemediyseniz onun altında kalmışsınız. Orada açılan kontenjanlara bu kural çerçevesinde yerleşmeniz kural gereği mümkün değil. Birazcık hedefinizi küçülteceksiniz ama önemli fırsatlar burada olabiliyor. Bazı üniversitelerdeki tıp kontenjanları mesela açığa düştü. Yanlış hatırlamıyorsam 8 tıp kontenjanı geçen sene açığa düştü. Boğaziçi Üniversitesi'nde 3-5 tane kontenjan popüler bölümlerde açığa düştü. Yani adam kazanıyor ama ondan sonra yurt dışından bir akseptans alıyor, oraya gidiyor. Gidip kesin kayıt yaptırmıyor, orası boşa düşüyor.
Aklınızda olsun, burada yerleşemezseniz istemeyiz ama burada da önemli bir fırsat vardır. Biraz hedef küçülterek onu yapabilirsiniz. Şimdi önemli bir noktaya geldik. Üniversite adayları ne düşünüyor, ne hissediyor? 3650 üniversite adayıyla bundan birkaç sene önce bir Alman araştırma firması araştırma yaptı tercih davranışıyla ilgili. Ben de onların danışmanlığını yapmıştım. Oradan çıkan sonuçları hızlıca paylaşmak istiyorum. Üniversite adayları meslekler ve üniversiteler hakkında bilgileri ne zaman almaya başlıyorlar? Şu anda almaya başlamıyorlar. Eminim sizler de birçok bilgiyi aldınız, son dakikaya bırakmadınız. Lise 1'de mesleklerle ilgili bilgi almaya yoğunlaşıyorlar çoğunlukla. Lise 3'te de üniversitelerle ilgili bilgi almaya yoğunlaşıyorlar. Esas şurası önemli. Sorduk üniversite adaylarına. Üniversite adayları sizin için tek bir şey söyleyin. Üniversite tercihi yaparken tercihlerde sizin için en önemli şey nedir diye sorduğumuzda demişler ki 3'te 1'i benim için en önemli şey üniversitenin itibarı. Üniversitenin itibarı tercih yaparken benim için her şeyin üstündedir. Peki üniversitenin itibarı nedir kardeşim diye sorduğumuzda lise 3'ler çok mantıklı cevaplar veriyorlar. Lise 4'ler bir şeye saplanmışlar. Sizce neye saplanmışlardır? Taban puan arkadaşlar. Yani işte A üniversitesinin endüstri mühendisliği mi daha iyi, B üniversitesinin endüstri mühendisliği mi daha iyi? A'nınkisi B'den eğer virgülün bir hanesi daha yüksekse taban puanı geçen sene o daha iyidir. Abi yani biz de aynı hatayı yaptık. Hepimiz aynı hatayı yaptık. Ben üniversite sınavına girdiğimde tıp fakülteleri mühendisliklerin altındaydı puanı itibariyle. Biz bir de puanlarımızı görüp de tercih yapmazdık. Ben de fena bir öğrenci değildim. Hani iyi bir yerlere gireceğimi tahmin ediyorduk. İstanbul'da okuyacağım. Yukarıdan aşağı dizdik. Puan sırasına koyduk. O da hatalıymış. Yukarıdan aşağı Boğaziçi mühendisliklerini. Hepimiz bir puan yani puanı yüksekse daha kaliteli zannediyoruz bir bölümü. Daha iyi zannediyoruz. Bu sadece oraya giren öğrencilerin akademik başarısıyla ilgili bir girdi göstergesi. Ama olay sadece girdi değil. YÖK Atlas, kılavuza konan detay bilgiler, işte bizim yanlış tercih yapmamızı engellemek için esasında sadece girdiyle, puanla, başarı sırasına saplanarak tercih yapmamızı değil, kaç hoca var, bu hocaların bilimsel üretkenlikleri nelerdir, mezunların başarısı nelerdir, bunları dikkate alarak ben bir tercih yapalım. Doğrusu bu. İşte lise 3'ler bu soruya böyle cevap veriyorlar. Lise sonlar diyorlar ki puan. Niye? Çünkü bir sene boyunca çalıştılar, o iki sınava girdiler. Puan son hanesine kadar alın teri, öyle olduğu için her şey puan oluyor. Arkadaşlar bir üniversitenin diğer üniversiteye ya da aynı bölümün bir üniversitede diğer üniversitede hangisinin iyi olduğuna puana göre karar vermek çok doğrusu değildir. Önemli bir göstergedir, tek gösterge değildir, bunu söylemek istiyorum. Bir başka önemli soru, üniversite tercihi yaparken nedir sizin için önemli olan? Bunu sorduk. Bunu sorduğumuzda adaylar demişler ki benim için önemli olan bölümdür, meslektir. Yani ben İşte inşaat yazarım, makine yazarım, mekatronik de yazarım ya işte o da fena değil gibi deyip ondan sonra puanı, diğer unsurları dikkate alaraktan üniversiteyi bir şekilde sıralıyorlar. Tercih davranışı bu şekilde gelişiyor. Büyük çoğunluk, %71'in yaklaşımı böyle. %21'in yaklaşımı da ya benim için üniversite önemli. Ben bir şekilde İTÜ'ye kapağı atayım da cevher hazırlama mühendisi olsun fark etmez gideyim oraya bir şekilde İTÜ'lü olayım. Oradan belki yatay geçiş yaparım gibi düşünerekten. Üniversite odaklı tercih yapan da azımsanmayacak bir kitle var. %8'de bunlar zaten üniversite okusun okuması fark etmez. Ya ben gireyim de hangi üniversite olursa olsun, hangi meslek olursa olsun diye yaklaşan bir kitle. 3650 kişi güzel bir örneklemdir. Türkiye'deki bütün seçim anketleri 3 aşağı 5 yukarı bakın bu kitleye daha doğrusu bu kadar büyüklükteki bir örneklemden yapılır. Siz de üniversiteli olduğunuzda istatistik dersi aldığınızda örneklem kavramını göreceksiniz. Bunun güvenilir bir araştırma olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ben buraya geliyorum, buraya geldiğimde üniversitenin itibarı dediğimizde üniversitenin itibarını sadece puan oluşturmaz farklı şeyler de var dediğimizde karşımıza bilgi kaynakları çıkıyor. Arkadaşlar bu bilgi kaynaklarını kullanmanızı en öneririm önümüzdeki günlerde. Bir, üniversitelerin dünya üzerinde sıralamasını yaparlar. Haberleri okuyorsunuzdur. Ya işte Türk üniversitelerinden 6 tanesi ilk 500'e girdi. 3 tanesi girdi, 10 tanesi girdi. Bunu dünya üzerinde yapan çeşitli kurumlar vardır. Bunlara esasında birazcık yatkın olmanız gerekir. Çünkü mesela bunlarda ilk 1000'e giren bir üniversiteden yurt dışından mezunsanız ya da gittiğiniz yurt dışından işte buraya yatay geçiş yapacaksınız kolaylık oluyor. Neyse bu kurumlar üniversiteleri sıralarlar. Bir de Türkiye'de ODTÜ'nün yaptığı URAP sıralaması vardır. University Rankings by Academic Performance diye.
Her senede tam tercih döneminde bunu güncellerler. Web sitesi budur. Girerseniz, geçen sene bu fuarda bir öğrenci geldi. Dedi ki hocam ben tıp tercihi yapacağım. Puanlarıma, başarı sıralama baktığım zaman şöyle bir sıkıntı var. Ben İstanbul'da okuyamıyorum. İlk 6800'de değilim. Ya Bursa'ya gideceğim ya Antalya'ya gideceğim. Hangisine gideyim dedi. Hangi tıp fakültesi daha iyidir dedi. Ben ne bileyim dedim ya. Ben ne bileyim yani. Bunu birilerinin düzgün çalışması lazım. Kim çalışıyor? İşte bunlar çalışıyor. Burası çalışıyor. Eğer Urap'a git dedim, Urap'ın web sitesine girir. Orada alan alan hangi üniversitenin hangi sıralamada olduğu belli. Bu sıralamayı neye göre yapıyorlar? Akademisyen sayısı, akademisyenlerin yaptığı bilimsel çalışmalar, projeler, bu bilimsel yayınlar dünyada ne kadar itibar görmüş, mezunları ne kadar başarılı, bütün bunları dikkate alaraktan puanlıyorlar üniversiteleri. Çok çok önemli bir çalışma, tavsiye ederim bakmanızı. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi her sene bu aralar güncellenir de malum Türkiye'nin şu andaki konjonktürü sebebiyle gecikti. Bir üniversitenin ne kadar üniversite sınavı işbirliği içinde olduğu, ne kadar ARGE çalışması yaptığı, ne kadar girişimcilik anlamında öğrencileri desteklediği ile ilgili gene bir sıralama yapar. TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı 2016 için henüz güncellenmedi ama en aşağısından 2015'tekinin ne olduğunu görmeniz size bir fikir verecektir. YÖK'ün web sitesi ve YÖK Atlas zaten bahsettim. Mutlaka bakmanız gerektiğini düşündüğüm kaynaklardır. ÖSYM'nin web sitesinde bilgiler vardır. Üniversite web sitelerini mutlaka takip etmeniz önemli. Bir de benim burada bugün hani şapkasını taktığım İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi tercih platformu üniversite tercih merkezi de girip kullanabileceğiniz önemli bir kaynaktır. Zaten hani burada da çok ciddi emeğimiz var. Burası da zaten birebir biz yaptık, yönetiyoruz. İçerini bildiğimiz kaynaklar, bilgiler. Şimdi zamanım kısıtlı olduğu için çok fazla üzerinde duramayacağım. Ha, şurası önemlidir, hemen üzerinden bir geçeyim. YÖK'ün web sitesinden aldığım Türkiye'deki üniversite sayısı. Türkiye'de 193 tane üniversite var. Devlet üniversiteleri ve vakıf yüksek öğretim kurumları. Ama tercih yapabileceğiniz kılavuzda 209 tane üniversite var. Bu 209 tane üniversite içinde devlet vakıf dışında Kıbrıs ve yabancı ülkelerdeki üniversiteler de var. Fakülte yüksekokulu ve meslek yüksekokulu bilgilerini paylaşmak istiyorum. Türkiye'de lisans derecesinde 4 yıl ve daha uzun süreli bir eğitim almak istiyorsanız bu eğitimi ya fakültelerde alırsınız ya yüksekokullarda alırsınız. Meslek yüksekokulu farklı bir şeydir. Lütfen kafanız karışmasın. Yüksekokulla meslek yüksekokulu farklıdır. Başına meslek geldi mi meslek yüksekokulu dediğinizde burada sadece 2 yıllık programlar vardır. Burada 4 yıl ve daha uzun süreli programlar vardır. Hoca aradaki fark nedir diye soracak olursanız, tipik örnek beslenme ve diyetetik. Bakarsınız bir üniversitenin sağlık bilimleri fakültesindedir, bir başka üniversitenin sağlık bilimleri yüksekokulundadır. İkisinden de mezun olanlar lisans diploması verirler. Aynı dereceye sahipsinizdir. Müfredat farkı vardır. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu bunu tarif eder. Fakültelerdeki bir bölümün müfredatı daha akademik ve bilimsel derinliktedir. Yüksekokuldaki müfredat ise birazcık daha uygulamaya ve pratiğe yöneliktir. Ama almış olduğunuz derece aynıdır. Ha, ama tercihlerde ve ÖSYS yani öğrenci seçme yarışma sistemindeki fark ise fakültelere LYS sonrası oluşan puanlarla girersiniz. Beslenme ve diyetetik bir fakültede ise MF ile öğrenci alır. Yüksekokullardakiler ise YGS puanıyla öğrenci almaktadırlar. YGS ve LYS puan farkı vardır yüksekokul ve fakültelerde. Türkiye'de 6 milyon öğrenci var. Lisans, ön lisans, master, doktora. Çok fazla üzerinde durmuyorum. Şurası önemli. Birinci öğretim, ikinci öğretim. Pek çok öğrenci özellikle liseden yeni mezunsa ikinci öğretimi en başta düşünmez. Ancak eline puanlar ve başarı sıraları geldiğinde ikinci öğretim programları potaya girmeye başlar. Türkiye'de 2 yıllık okuyanların 3'te 1'i gece okumaktadır 17'den sonra. 4 yıl okuyanlar, lisans okuyanların da 4'te 1'i gece okumaktadır. İkinci öğretim arkadaşlar tercih edilmeyecek bir programlar değildir, tercih edilir. Özellikle çalışanlar için başta tasarlanmıştır. Aldığınız diploma aynıdır. Devlette ikinci öğretim okuyorsanız birinci öğretim ücretsizdir, ikinci öğretim ücretlidir bunu unutmayın. Dersler 17'den sonra başlar. Ancak şu çok çok önemlidir. Şu anda kalkıyorsunuz, şu ana kadarki öğrencilik yaşantısında. Kalkıyorsunuz, kahvaltınızı ediyorsunuz, okula gidiyorsunuz, okuldan çıkıyorsunuz, biraz sosyalleşiyorsunuz, eve geliyorsunuz belki. Yemek yiyorsunuz, ders çalışıyorsunuz, televizyon seyrediyorsunuz, uyuyorsunuz. İkinci öğretimde öğrenci olursanız hayat tarzınız değişir. Sabah kalkarsınız, kahvaltı edersiniz, gidecek okul yoktur. Esra Erol seyredersiniz, oyalanırsınız, ondan sonra gidersiniz biraz erkenden, kantinde takılırsınız, beşten sonra dersleriniz başlar.
seçilmeyecek bir yol değildir. Bilinçli bir şekilde seçmek gerekir. Çok çok önemli. Sen ikinci öğretime girmişsindir. Kız arkadaşın birinci öğretimdedir. Bir türlü geceleri sinemaya gidemezsin. Gitmek için okulu kırman gerekir. Böyle bir hayat tarzı baştan kabul etmeniz gerekir. İki, eğer ikinci öğretim için İstanbul dışına gidecek olursanız, İstanbul dışına gittiğinizde zaten bir şok yaşayacaksınız. İkinci öğretim ikinci bir şok olur. İki defa, üç defa düşünün. Bir başka şey soracağım. Biliyor musunuz diye. Türkiye'de üniversiteye yerleşenlerin sizce yüzde kaçı ailesinin yanından ayrılır ve farklı bir yere gider? Yarısı mı? Yüzde otuzu mu? %70. Türkiye'de üniversite okumak için üniversiteye yerleşenler %70 oranında bulunduğu şehirden başka bir şehre giderler. Ama bir şehirde vakıf üniversitesi varsa orada yerelleşme artar. Yerelleşme artar. Türk aile yapısında zaten eğer çocuk hani şeyde okuyacaksa, yani yakınımızda bir yerde okuyacaksa aileler genellikle yakında okumasını tercih ediyorlar. İstanbul'da, Ankara'da ve vakıf üniversitenin olduğu İzmir dışındaki işte diğer illerde baktığımızda %70 oranının %40'lara kadar düştüğünü görebiliyoruz. Buraları artık geçelim, ne yapalım, yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi arkadaşlar karşınızda bu var değil mi? Herkes bunu görmüştür, sınav sonuç belgesi. Arkadaşlar sınav sonuç belgesiyle ilgili çok basit bir şey söylemek istiyorum size. Sınav sonuç belgesinde iki tane puan başarı sırası grubu vardır. Burası sınav puanları ve başarı sıraları diye başlıklandırılmıştır. Burası ise yerleştirme puanları ve başarı sıraları. Ankara'daki bilgisayar sizi yerleştirirken buradaki başarı sıralarınıza ve puanlarınıza bakar. Burası sadece barajları aşıp aşmadığınızı gösteren bir yerdir. 150'yi ve 180'i aştıysanız sizin bir şekilde buradaki puanlarınız oluşur, hesap edilir ve buraya yazılır. Bakın mesela burada TM1 ve TS puanlarına baktığımızda bu adayın TM1 puanları 180'in altında kaldığı için TS puanları hesaplanmamış. Pardon, yerleşme puanları hesaplanmamış ve burada boş gözüküyor. Eğer bunlardan herhangi bir tanesi 180'in üzerinde olsaydı bu akıllı bir tercih, akıllı bir tablodur. Burada görmüş olduğunuz her bir puan yerleştirme kısmında, her bir puan sizin o puan türünde bir yerleri tercih edebileceğinizin bir göstergesidir. Yani siz sayısalcısınız ama TM puanlarınız burada oluştuysa ve gözüküyorsa TM alanında da potaya girdiğinizin bir göstergesidir bu. Buradaki her bir puan ve başarı sırası sizin bir hak elde ettiğinizin göstergesidir. Şimdi bu işte kılavuzdaki bilgiler. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. En önemli nokta. Acayip bilgi kirliliği var. En basit şekilde size anlatmaya çalışacağım. Herhalde Hürriyet'te de bir köşe yazısı olarak yayınlanacak birkaç güne kadar. Onu da hürriyeteğitim.com'da okumanızı tavsiye ederim. Puanlı başarı sırası mı? Herkes bunu soruyor. Puanlı başarı sırası mı? Bir, adaylar, anne babalar tercih döneminde pembe gözlük takmaya çok meyillidir. Ya işte bizim çocuk esasında şu oldu ama esasında bu. Ya oraya giremeyecek gibi gözüküyoruz ama esasında gireriz. Arkadaşlar burada gerçekçi olmak lazım. Şu anda gerçekçi olalım ki daha sonra üzülmeyelim. Onun için belli zamanlarda beni sevmez kitle, ben doğruları söylerim ama şimdi şirin olup daha sonradan küfür almaktansa şimdiden doğruları söyleme yoluna gidiyorum. Şimdi arkadaşlar bu sene evet sorular kolaydı. Sorular kolay olduğundan dolayı da yüksek puanlar aldı herkes. Yüksek puanlar almasına rağmen şöyle sorularla karşılaşıyoruz. Ya ben hedeflediğim bölümü kılavuzdaki taban başarı sırasına bakıyorum, puanına bakıyorum. Puanı tutuyor gibi gözüküyor ama başarı sıram tutmuyor. Böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Çok fazla var. Belki aranızda da vardır. Çünkü sorular kolaydı. Öyle olunca yüksek puan aldın da herkes yüksek puan olduğu için sen sıralamada geride kalmışsın. Yani çok net bir şekilde. Hani fazla zor bir mantığı yok bu işin. Puanlı başarı sırasını mı anlatmak için ben futboldan bir örnek veriyorum. Çok özür dilerim, futbolda alakalı değilsiniz ama yani şimdiye kadar çalıştığım tüm üniversitelerde öğrenci kulüpleri etkinlik yapar. Bir bilim insanını getirirsiniz, işte ancak 30 kişi bulursunuz ama bir futbolcu gelir, spor kulübü getirmiştir, hınca hınç dolar. Spor işte bazı şeyleri anlatmak için ilginç bir şekilde bizi bir araya getiriyor. Bakın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun web sitesinden çıkarttım. 2006-2007 sezonu değil mi? Yok, 2008-2009 sezonu, sezon bitmiş. Süper Lig 34 maç oynanmış. Beşiktaş şampiyon olmuş. Avrupa'ya gidebilmek için, dışarıda kalmamak için 5. olmak gerekiyor. 5. olan Galatasaray 34 maç sonunda 61 puan toplamış ve Avrupa'ya gitmiş. Bir başka sezon 2006-2007 sezonu. Gene 34 maç geçmiş.
Bu sefer Kayseri Spor 5. olmuş, Avrupa'ya gitmiş, puanı 51. Bakın bir sezon 51 puan, bir sezon 62 puan ya da 61 puan. Puanlar değişti ama 5. olduğunuzda Avrupa'ya gittiniz. Başarı sırası esas. 6. olduğunuz mu dışarıdasınız. 5.'ysiniz Avrupa'dasınız. Puanın ne olduğu önemli değil. Yani işte efendim ben geçen seneye kıyasla daha fazla puan aldım da abi sen 6. mi oldun? Hani kusura bakma dışarıdasın. Yani olay bu. Çok net. 34 tane işte maçı da şey diye söylüyorum yani YGS-LYS'deki sorularla hani benzetiyorum. Yani aynı sayıda soru olmuş. Farklı farklı puanlar toplanmış. Esas olan başarı sırasıdır. Bir de efendim bu sene yığılmalar fazla. Öyle oldu, böyle oldu. Ivıdık, ıvıdık bunlar falan filan. Onu da size anlatayım. Basit bir şekilde. Sizin de kafanızda canlansın. Efendim başarı sırası dedik ya. Biz sıradan bahsediyoruz. Şöyle bir kural var. ÖSYM bir kural koymuş. Demiş ki lisedeki en uzun boylu ilk beş kişi basket takımında oynayacak. Böyle bir kural var. Beşinci başarı sırası, beşinci boy sırasındaki basket takımında yer alacak. Şimdi benim boyum 1.85. Askerde ölçmüşlerdi. Şimdi Japonya'da herhalde bir lisede olsam basket takımında yer alırım. Hollanda'da olsam yer alamam. Neyse ben 1.85'te basket takımındayım. Beşinciyim basket takımındayım. Şimdi benden önceki 1.95, benden sonraki 1.75. Ya da benden bir önceki 1.86, 1.84. Fark etmez ya ben 1.85'e İçerideyim. Ha 1.95, 1.75, ha 1.86, 1.84. Yani bunlar yığılma farklılıkları. Ben 1.85'te 5. miyim? Takımda mıyım? Dışarıda kaldım mı? Kalmadım. O zaman yani ne yığılması kardeşim? Yani başarı sırası esas. Hani hiç kimse lagolugo etmesin. Başarı sırası esastır arkadaşlar. Şimdi tercih listesi hazırlamanın püf noktaları. Bununla ilgili 2-3 dakika konuşacağım. Yaklaşık 4,5 dakikalık bir videom var. Ondan sonra hani biliyorum arkadan böyle artık bitir falan demeye başladılar. Size işin algoritmasını, işin Ankara'daki bilgisayar sizi nasıl yerleştiriyor? Bununla ilgili bir bilgi aktaracağım. Ondan sonra da zaten siz kendi kendinizi herkesi yönlendirecek hale gelirsiniz. Şimdi Ankara'ya tercihlerinizi bildiğiniz kaç tercih kullanma hakkınız var? 24. Geçen seneye kadar 30'du. 24'e indirdiler. Çünkü Türkiye'de ortalama tercih kullanma sayısı 17. 20'ye indirecek diyor. Daha sonra işte analizler 24 oldu. Şimdi Ankara'daki bilgisayar bir örnek alalım. Öğrenci aday kim? Siz aday mısınız? İsim? Emre. Emre. Tamam. Emre tercihlerini kullandı. 24 tane tercih kullandı. 24 tane kullanma yani zorunlu yok. İstediğin kadar kullanabilirsin. Gönderdi. Ankara'daki bilgisayar Emre'nin tercihlerini alırken şöyle davranıyor. 1'e bakıyor, o andaki arz talep dengesi çerçevesinde yerleşti mi yerleşmedi. 2, 3, 4, 5 aşağıya doğru kaydırıyor. Mesela 8.'ye geldi, 8.'de Emre'yi yerleştirdi, 9 ve aşağısını işleme almıyor. Yani sıralı bir işlem yapıyor. Tıpkı Spotify'da bir şekilde hani sıralı bir şekilde müziğinizi dinler gibi. Yukarıdan başladı tık 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 geldi yerleştirdi aşağısı yok. Öldürüyor, işleme almıyor. Tamam mı? Böyle bir mantığı var. Şimdi çok önemli bir varsayım, daha doğrusu çok önemli bir yaklaşım. Biz neye göre karar veriyoruz ya da fikir ediniyoruz? Tercih yaparken neye bakıyoruz? Tercih yaparken diyoruz ki, örnek verelim ben işletme bölümü tercih edeceğim. TM1 puan türü ve Türkiye'de 10.000. sıradayım. Düz hesap olsun 10.000. Hedeflemiş olduğum işletme bölümüne geçen sene yerleşen son kişiye bakıyorum. 8.000. kişiymiş. Diyorum ki ya ben 10.000. bu başarımla geçen sene burayı tercih etsem buraya yerleşemezmişim. Ya da hedeflediğim başka bir bölüm en son geçen sene 13.000. kişiyi aldıysa diyorum evet bak ben buraya yerleşebilirmişim. Yani bu seneki başarımla geçen sene olsaydı ne olurdu diye bir kıyaslama yapıyorum. Başka yapabilecek bir şeyimiz yok zaten. Başka değerlendirebilecek bir elimizde done yok. Şimdi bunun kıyaslanabilmesi için iki ortamın birbirine benzer olması lazım. Ne değiştirir bunu? Özellikle kontenjan değişiklikleri çok etkili olabilir. Hedeflemiş olduğunuz bölümün kontenjanı eğer arttıysa geçen seneye kıyasla taban başarı sırasında biraz gerileme olacaktır. Kontenjanı azaldıysa yukarıya doğru çıkacaktır. Ya da o meslekte yani aynı isimli bölümlerde mesela geçtiğimiz yıllarda yaşadık tıpta ya da mühendisliklerde kontenjanlarda Türkiye genelinde bir artış oldu ya da azalma oldu ki bu sene böyle büyük makro değişiklikler yok. Öyle olduğu için biz başarı sıralarını kıyaslama konusunda bu sene şanslıyız. Diyeceksiniz ki puan türü değişen bazı bölümler var. TM2'den TM3'e geçenler var. TS1'den TS2'ye geçenler var. Sonuçta burada da YÖK Atlas'ta ve Üniversite Tercih Merkezi'nde
Geçen sene eski puan türündeki başarı sıraları verildi. Bunlar güzel bir fikir verecektir. Çünkü zaten bu puanlar, bu başarı sıraları geçen sene de o adaylarda oluşmuştu. Yani geçen sene uluslararası ilişkilere TM2 ile öğrenci alınırken o adayın, yerleşenlerin aynı zamanda TM3 başarı sıraları da hesaplanmıştı. Ve bunların, ben size söyleyeyim arka planda çünkü biliyorum, belki açıklayacağız YÖK Atlas'ta, çok farklı olmadığını biliyoruz. Yani geçen seneki eski puan türünde oluşan başarı sıraları size sağlıklı bir yönlendirme yapacaktır. Bunun da bilgisini vereyim. Aşağıya doğru gittiğinizde de çok farklı, büyük farklılık olmuyor hocam. Yani onu ben size söyleyeyim. bu önemli. Şimdi bir, ne diyorduk? Ha, benden nefret etmenizi sağlayacak bir şey söyleyeceğim. Özür dilerim. Şimdi şöyle şeylerle karşılaşıyoruz. Şimdi işte benim kızım işletme istiyor. Evet, kaçıncı sırada? 11. sırada. Hı, nereye hedefliyor? Şurayı kaçtan kapatmış geçen sene? 8.000'den. Ya bizim kız oraya girer. Niye? Nasıl bu şeyi düşündü? Çünkü benim kızımın önünde sayısalcılar var. Esasında o 11. değil, o 6.000. falandır. Ben TM'ciyim, önümdeki sayısalcılar kaç tanedir? Ya çıkartalım falan filan diye çok soru geliyor. Ben de hep aynı şeyi söylüyorum, yanlış soru. Pembe gözlük takmaya çalışıyor herkes. Evet, ben 11.'yim. Benim önümde sayısalcılar var mı? Var. Hani ben belki evet onları çıkartırsam 6.000. gibi kendimi görebilirim de. İyi de hedeflediğim bölüme son giren 8.000'di. Onun önünde sayısalcı yok mu? Onu da çıkart. Yani sen kendini 10.000 değil de 6.000 sayıyorsan onu da 8.000 değil 4.500 sayacaksın belki. Onun önündeki sayısalcıları çıkartman lazım. Öyle olsun arkadaşlar. Kılavuzdaki başarı sırasıyla sınav sonuç belgenizdeki başarı sırası karşılaştırabilecek ortak paydadır. Aritmetik hokkabazlıklar yapmaya gerek yok. Ya da yapıyorsanız hem burada hokkabazlık yapın, hem burada hokkabazlık yapın. Yine anlatabildim mi? Yani benim önümde sayısalcılar vardır da onun için de ben daha iyiyim falan filan diye bir şey yok, sorayım. Özür dilerim ya, sevimsiz bir ifade belki ama yapacak bir şey yok. Şimdi efendim, ben 11. sıradayım. Nereden başlayayım, nereye kadar gideyim? Çok fazla soru geliyor. Bu sene puan türü değişiklikleri olmasından dolayı, bilgi kirliliği olmasından dolayı biraz ben kitlenin kafasının bulanık olabileceğini düşündüğünden dolayı Hürriyet'teki köşe yazısında da aynısını yazdım. Biraz temkinli davranmakta fayda var. Mesela geçen sene bununla ilgili birazcık daha rahat konuşmuştuk ve demiştik ki kendi başarısınızdan %50'lere kadar geriye gitmek esasında yeterlidir. Ama pek çok arkadaşımla da konuştum. Hani belki hocalarım da aynı fikirdir ya da farklıdır bilmiyorum, söyleyebilirsiniz ama bu sene %80, %100'e kadar geri gitmenin özellikle biraz daha gerilerde, önlerde olabilir, daha gerçekçi olacağı, daha güvenli olacağı ile ilgili bir tespitimiz var. Birazcık güvenli davranmakta fayda var. 10.000. misiniz? İstediğiniz kadar yukarıdan başlayın ama arkaya doğru bir 20.000'e kadar gidin. Ne olur ne olmaz belli olmaz. Bakın arkadaşlar, bir de şöyle bir şey var. İşin matematiksel, istatistiki modellemesinde doğrular var. Bir de Türkiye'de tercih kullanan 1.200.000 kişinin bilgi kirliliğiyle oluşan davranışı var. Yani siz diyorsunuz ki A'dan B'ye en kısa yol burasıdır. Ama bilgi kirliliğinden dolayı birileri şuradan gitmeye başlarsa herkes öyle onu izlemeye başlıyor. Patika burada oluşuyor. Öyle olduğu için bu sene biraz temkinli gitmekte fayda var. %100'e kadar geriye gitmek çok yanlış olmaz diye ben şahsen düşünüyorum. Önemli olan, bakın, dedik ya işte 10.000, 8.000, 13.000 diye örnek verdik. Benim başarı sıramdan geçen sene önde kapanmış olan bölümler, inşallah girerim diye ümit ettiğiniz bölümler. Matematiksel gerçeklerde eğer geçen seneki gibi her şey giderse girme şansınızın biraz az olduğu bölümler. Başarı sıranızdan geride kapanmış bölümlerde sırtınızı sağlama aldığınız, girme ihtimalinizin yüksek olduğu bölümler. Önemli olan 24 tercih hakkınızdan kaç tanesini öndekilere, kaç tanesini geridekilere harcayacağınız, vereceğiniz. Bana soracak olursanız 8 tane 10 tane kendi başarısınızdan gerilerdeki bölümlere yer veriyor olmanız sırtınızı sağlama alır. Ne kadar geriye gidersiniz? 10 tane geriye gidiyor, pardon, yani %100'e kadar geriye gidebilirsiniz. Şöyle bir tespitimiz var. Eğer kontenjan değişiklikleri ya da çok büyük bir makro değişiklik tercih davranışını etkileyen olmazsa adaylar zaten kendi başarı sıralarından artı eksi %10'luk bir yere giriyorlar. %10, %15'lik bir yere giriyorlar. Daha fazla oynamıyor. Öyle olduğu için yukarıya çıkayım ya içimde kalmasın. Dün mesela benim yazlıktan 20 yıllık 25 yıllık bir arkadaşımın kızı benden daha önce evlenmişti. Sınava girmiş. Kız yani sonuçta 10.000'lerde hani gireceği yerler belli. İçinde kalmasın diye işte Boğaziçi tarihi falan da yazayım mı hocam dedi, yani bir sıkıntı olur mu? Olmaz dedim, yani içimde kalmasın diyorsan yaz sadece bilgisayara, işte bir iki step daha fazla yorarsın, başka bir şey olmaz. Yerleşemeyeceksin ama yani kendi başarı sıranızdan uçup da yukarılarda falan bir yerler yazarsanız bunun bir zararı yok.
Ama yani büyük bir ihtimalle giremeyeceksiniz. Ha, şunu söyleyeyim. Bir bölüm yukarıda tercih ediyor olmanın rakibinize karşı bir avantajı yoktur. Çok net. Yani böyle bir yanılgı vardır. Ya işte sevgili Emre ile hukuk istiyoruz mesela. Ankara Hukuk 650 kontenjanı var. 649'u doldu. Bir tane kontenjanı vardı. İkimiz yarışıyoruz. TM3'te ben yanıyorum, yakılıyorum. Birinci tercihimi yazdım. Adamın 24. tercihi. Adamın puanı benden bir gıdım yüksekse onu oraya yerleştirir bilgisayar. Benim gözüm yaşın bakmaz. Çok istiyormuş falan filan diye bir şey yok yani. Çok net. Kimin puanı yüksekse onu oraya alır. Kim öndeyse onu oraya alır. Ha, önemli mi? Önemli. Kılavuzu açarsanız bunun dikkate alınabileceğini söyler ama ne zaman? İkimizin de puanı aynı yerleştirme puanı. TM3. İlk önce okul puanımızı çıkartır. Okuldan gelen puan. Diplomamızın %60'ı. Hadi diploma puanlarımız da aynı. TM3'ü katkı sağlayan YGS, LYS 1 ve 3. 8 tane test var. 8 tane testteki tüm netlerimizin aynı olması durumunda. Tüm testlerimizdeki netlerimizin aynı olması durumunda hangimiz daha yukarı tercih ettiysek oraya yerleşir. 8 tane net okul puanı 9 etti değil mi? Bir de puanlarımız eşit olacak. 10 tane condition. 10 tane şartın eşit olması Milli Piyango'yu ikimizin de galiba 1000 defa kazanmasına falan denk geliyor. Öyle bir şey galiba. Yani istatistik hesabı. Üniversiteye girdiğinizde anlarsınız. Şimdi efendim size bir tane video göstereceğim dediğim gibi. Bu video sanıyorum bazı şeyleri kafanızda netleştirecektir. Fazla da vaktim kalmadığı için hemen şunu açmaya çalışıyorum. Ses var değil mi şu anda? Sesi gösterebileceğiz. Görebiliyor muyuz? Harika. Birkaç sene evvel TRT Haber'de katılmış olduğum bir program. Açalım sesini. Ha, benim mi? Buradan mı ses çıktı? Ben kusura bakmayın. Biz bir tercih yaptığımızda tüm detayları, kafalarınız çok karışık. Burak Hocam simüle edecek. Ekrana bir slide gelecek şimdi. Burak Hocam ne yapıyoruz? Bayağı bir şey, inşaat malzemesi gibi. Doğru, esasında takip edenler bilirler. Ben inşaat mühendisiyim. İnşaat mühendisliğinde zemin mekaniğinde temel deneylerden bir tanesi elek analizidir. Biz bu elek analiziyle binayı oturtacağımız toprağın hangi parçalardan oluştuğunu anlamaya çalışırız. Elek analizinde ne vardır? Elek analizinde şöyle gösterelim. Gösterelim. Birbirinden çap olarak, aralık olarak, delik olarak küçük şekilde delikleri olan farklı farklı elekler vardır. Biz bunları yukarıdan aşağı doğru yani en büyük delikten en küçük deliğe doğru bir şekilde böyle sıralarız. Ondan sonra da işte binayı yapmayı planladığımız zeminden bir örnek alırız. Şunun üzerine koyarız. Bıraktığımızda her eleğin üzerinde belli miktarda o çaptaki agregalardan, kumlardan kalır. Yani parçacıklardan kalır. Biz de işte bu şekilde o zeminin ne kadar binayı çekebileceği konusunda tahminde bulunmaya çalışırız. Bu eleği tercihlerle nasıl bağlaştıracağız? Şimdi esasında baktığımızda biz tercih listemizi yaparken ne yapıyoruz? Kendi başarımızda sıramızdan daha yukarıdaki bölümlere ve daha aşağıdaki bölümlere yer veriyoruz bir aralıkta. Evet. Sonra teknik olarak ne yapıyoruz? Bakın şu anda arkadaşlar ekranda yansıttılar. Hı-hı. Görüyorsunuz. Mesela ben işte 11. sıradayım. Diyorum ki ben işte 5000. sıradan 20. sıraya kadar böyle işte bir bölümleri seçeyim. Ondan sonra bu işin matematiksel doğrusu nedir? Biz bu belirlemiş olduğumuz bölümleri iyi bölümden daha düşük bölüme doğru yani yüksek puandan düşük puana doğru bir şekilde sıralıyoruz. Bu listeyi de daha sonra eğer bu şekliyle Ankara'ya iletecek olursak bir şekilde orada Ankara'daki bilgisayarımızı yerleştirirken bize birinci tercihimize bakıyor, yerleşiyor muyuz, yerleşmiyor muyuz? İkinci tercihimize bakıyoruz, yerleşiyor muyuz, yerleşmiyoruz? Neye göre? Tıpkı bu süzgeçte olduğu gibi. Bizim çapımız... Ya hocam bu ÖSYM mi şimdi? Şu anda ÖSYM'nin bilgisayarı bizim tercih listemiz. Evet. Eğer böyle asker sırası şeklinde yaptıysak bizim tercih sıramızı aldı, bizi bir şekilde yerleştirecek. İşte şurada bizim çapımız, puanımız ya da başarı sıramız. Tamam. Buradaki delikler o anda arz talep çerçevesinde oluşmuş puan ya da başarı sıraları. Biz tabii bu çapları kılavuza bakarak geçen sene neymiş diye tahmin ettik. Ona göre bu tercih listesini oluşturduk. Tamam. Ve dikkat edin bakın biz bir şekilde yerleştirirken işte bizim başka bir adayı aldım. Bunun çabı bu kadarmış. Burada puanlarımız bir tercih listesi var. Yani. Puanlarımız da biri başarı sıraları. Bir şekilde bakın birinci tercihe yerleşebildi mi yerleşemedi. İkinci tercihe yerleşebildi mi yerleşemedi. 30 tane bizim yapmış olduğumuz tercih var. Amacımız 30 elekten bir tanesine takılmak. Yani kendi çapımıza uygun bir bölümü mutlaka yazmış olmalıyız ki yere düşmeyelim, açıkta kalmayalım. Onun için işte bir sırtımızı sağlam almak demek kendi çapımızdan, kendi başarı sıramızdan daha gerilerdeki bölümlere tercih listesinde yer vermemiz demek. Bakın şimdi herkes tercihlerini gönderdi. Burada adaylar var. Pek çok böyle aday. Şöyle göstereyim belki zoom yaparlarsa. Evet.
Evet. Bilmiyorum. Başka adaylar ve bunlar adaylar her bildiğin her yönünde başarı sağladı. Evet. Şimdi herkes tercihlerini yaptı. ÖSYM'de bir yerleştirme yapıyorsun. Başvurdu. Başvurdu. Herkes başvurusunu yaptı. Kendi çapı çerçevesinde ÖSYM'de yerleştirme yapılıyor. ÖSYM içinde şöyle bir yerleştiriyor. Evet. Yani hepimizin sıralamalarını ÖSYM bilgisayarına geçiyor. Mesela bakın Hacettepe Tıp İngilizce. Barcelona. En yüksek. Mesela İTÜ Endüstri. Aa, aşağıya doğru gidiyor. Tabii en aşağıda da yerleşemeyenler ve bir şekilde dışarıda kalanlar. Sistemin dışında kalanlar. Şimdi bakın bir kez daha vurgulamak istiyorum. Biz tercih yaparken işin mekanik doğrusunun ne olduğunu söylüyorduk. Diyorduk ki tercih listenizde işin matematik doğrusu bölümleri puan sırasına göre yukarıdan aşağı boş sırasına dizmek. Hı hı. Önemli olan neydi? Kendi çapımızdan daha küçük yani daha gerilerdeki bölümlere yer vermek, aşağıya düşürmek için. Boş sırasını dizmek çok mekanikti, çok robotikti ama biz insanız, isteğimize göre bir şekilde bunların yerlerini değiştirebilir miyiz? Değiştirebiliriz. Yani daha büyüğü daha alta, daha fazla istediğimiz daha küçüğü daha yukarı çıkartabilir miyiz? Çıkartırız. Peki ölü tercih olur mu? İnsanlar bunu sorarlar. Ölü tercih olur mu diye. Evet, yani sonuçta sizin çapınız burada daha büyük bir yere yettiği halde siz onu istemediğinizden dolayı aşağıya koyduysanız ve daha yukarıya yerleştiyseniz, daha yukarıya takıldıysanız onu da daha çok istiyorsanız hep söylüyoruz alttakileri bir şekilde öldürebilirsiniz. Yani ölü tercih zamanında kim bunu ölü tercih dediyse çok da belki doğru bir ifade kullanmamış. Çünkü sıralı bir işlem yapılıyor. Yani buraya yerleştirme yerleşmedi, yerleşme yerleşmedi, yerleşme yerleşmedi. Yerleşti, alttakileri değerlendirme almıyor ÖSYM. Oraya çünkü yerleşmiş oldu. Takılırsanız orada kalıyorsunuz. Orada kalıyorsunuz. Hiç değerlendirme. Böyle olduğu için eğer hani elektriği boş sırasına koymazsanız, isteğiniz çerçevesinde bir şekilde yukarıya aşağı kaydırırsanız, yukarıdaki daha küçük bir yere yerleştiğinizde de mutlu oluyorsanız, alttakiler istiyorsa ölürse ölsün. Evet. Bu şekilde ifade evet. etmeye çalışıyorum. Ama olay böyle işliyor. Olayı bu şekilde düşünmek gerekiyor. Evet, olay böyle işliyor. Yani Ankara'da hani çok da böyle atladığı bir işlem yapmıyor ÖSYM. Bu işlemi yapıyor. Siz de bu algoritmayı biliyorsunuz zaten. Gayet rahat bir şekilde tercihlerinizi yapabilirsiniz. Yeni, bakın çok önemli birkaç bir şey var. Sayın Hocam yani anladığım bitiriyoruz evet bitiriyoruz. Son Burak Hocam. Şimdi kılavuzda ister 2 yıllıklar olsun ister 4 yıllıklar olsun. Yani ister tablo 3 ister tablo 4. Geçen sene kontenjanı dolmamış olan bölümlerin taban başarı sıraları oluşmadığından dolayı o hücreler boştur. Öyle olduğu için akademik başarısı şu anda iyi olmayan, ben abi öldüm bittim fena, TM'de işte ilk 500 bindeyim falan ancak 500 binci oldum diye birisi geldiğinde, baktım kılavuzda hiç 500 binlik bir yer gözükmüyor dediğinde, diyorum ki ben ona arkadaşım geçen sene o kadar fazla dolmayan, altı açık kalan öyle olduğu için sen bu başarı sıranla tercih etsen yerleşeceğin bölüm var ki, öyle olduğu için kılavuzda eğer akademik başarı sıranız çok iyi değilse başarı sıranız, yerleşebileceğiniz çok fırsat olduğunu bilin. Kılavuza eğer basıp da bakacak olursanız boşlar. Üniversite tercih merkezi ya da YÖK Atlas'ın tercih sihirbazına girerseniz dolmadı diye gözükenler, başarı sırası iyi olmayanlar için büyük bir umuttur, iyi bir fırsattır. Bunu söyleyeyim bir. İki, puan türü değişenlerde çizikler göreceksiniz. Üniversite tercih merkezi ya da tercih sihirbazına YÖK Atlas'a girecek olursanız geçen seneki eski puan türündeki başarı sırasını görüp fikir edinebilirsiniz. Yepyeni açılmış bir bölüm varsa daha önce hiç öğrenci almadıysa geçen seneki taban başarı sırasını bilemeyiz. Bununla ilgili de size şöyle bir ipucu vereyim. Tercih listenizde öyle bir yere koyun ki yukarıdan aşağıya geldi oraya yerleşirseniz arz talep çerçevesinde alttakileri yerleşmediğinizden dolayı üzülmeyin. Yani yeni bölümlerin tercih listesindeki yeri birebir %100 sizin gerçek istek noktanız olmasıdır. İş bu şekilde işliyor. Tabii ülke gündemi değiştiği için bizim planlı televizyon programlarımız değişti. Her gün normalde saat 16.15'te CNN Türk'te Sait Hoca ile birlikte bir tercih bülteni 10 dakikalık rehberlik programı yapıyorduk. Bir aksilik olmazsa belki cumartesi pazardan sonra ama önümüzdeki hafta büyük bir ihtimalle başlayacak. Her gün CNN Türk'te de hani yeni bulgularımızla ilgili bu seneyle ilgili detayları sizlerle paylaşıyor geliyor olacağız. Zamanım bitti. Çok teşekkürler. Herkese başarılar diliyorum. Teşekkür ederiz.